Evet arkadaşlar, herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Hüma Hatun kampına kamp yapmaya gidiyoruz. Orada bir gün kalacağız, yani iki gece bir gün. Şimdi saat 6:30-7'de yola çıkacağız. Konya merkezindeyiz, birazdan görüşürüz. Saat 8:42 olmuş. Çok kötü. Şimdi yemeğe geldik. Yemeği alıyorum, yemeği çekiyorum. Oda turu. Görüşmek üzere. İlk akşam yemeğimiz bu şekilde. Cire'nin yemeği. Cire çok susadı. Evet arkadaşlar, girdik. Girişimiz burası, şöyle kapımızı açtık. Şu an içeri giriyoruz. Böyle bir yerler var. Burada Cire ile yatağımız var. Burada bir masamız ve oturuyoruz. Şu tatlılığa bakın. Burada da ben varım. Burada bir balkonumuz var. Balkona çıkıyoruz şöyle. Sabah burada oturacağız tabii ki. Şu an hiçbir gözükmüyor ama şöyle evimizin önü. Biz de şimdi odaya yeni girdik. Odaya yeni girdik. Sabah size manzaramızı göstereceğiz. Odamız bu kadar. Bir de şu girdiğimiz yerde banyo vardı. Tuvalet vardı. Şurada açarız. Daha açmadık. Aha, klimamız da var. Odamız bu şekilde. Üst katta ben yatacağım. Alt katta Jüri yatacak. Böyle bir günlük evimiz olacak burası. Şöyle dolabımız da var. Dolabımızın içi de şu şekilde. Selim Bey. Sade yaptınız değil mi? Ne kadar çok konuşuyorsun. Gözüküyor musun? Konuşma, rahatsız etme. Lütfen şikayet edeceğim seni. Edemezsin. Görünüyor muyum herhalde? Evet, görünüyorum. Dur, şöyle yapabiliriz. Çok güzel. Ne oldu? Aa, diğer odadan benim. Böyle arkadaşlar, sabah buradan görüşmek üzere. Bay bay. Sen ne yapıyorsun burada? Merhaba. Arkadaşlar, şu an saat 6:16 ve güneşin doğmasını bekliyorum. Şu an böyle gözüküyor. Gemiler falan var. Evet arkadaşlar, saat 7 oldu. Ben bekledim günün açılmasını, ama sadece bu kadar açıldı. Bakar mısınız? Bir hızlı çekim çekeyim dedim. Olmadı. Çünkü 6'dan beri hava böyle, sadece biraz daha aydınlandı. Herkes de uyuyor, o yüzden kısık sesle konuşmak zorundayım. Öyle. Birazdan kahvaltıya gideceğiz. Birazdan dedim de 2 saat sonra. 9'da kahvaltı. Kahvaltıda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, herkese günaydın. Biz uyandık. Tipimize bakın. Yalnız. Neyse, bir kahvaltımızı yapalım. Kendimize geleceğiz inşallah. Saatlerimiz şu anda 9'a 10 var. Biz kahvaltıya gidiyoruz. Bakalım, kahvaltı tabağımızı da çekeceğim size. Sonra biraz etkinliklerimiz var. Bakalım. Akıştayız. İzlemeye devam edin. Kahvaltımızı bu şekilde arkadaşlar. Tokuştu mu? Tokuşturdu oğlum, bebeğim çok yanıyor. Şu an yanıyor bu arada. Aha, yandın, yandın. Kırıldı. Sayılmaz. Yenildik be. Evet arkadaşlar, biz şimdi yemekten çıktık. Böyle bir manzaramız var. Şu güzelliğe bakar mısınız? Direkt kantinden çıkınca, yani yemekhaneden çıkınca böyle bir manzaramız var. Şurada voleybol sahası var. Oynuyorlar hatta. Böyle. Arkadaşlar, bir de burada havuz vardı ama havuzu kaldırmışlar. Şöylemsi. Burada kocaman bir havuz vardı. Şurada küçük havuzlar vardı. Kaldırmışlar. Bakalım ne yapacaklar, biz de bilmiyoruz. Burası da böyle. Deniz kenarı hemen. Voleybol sahası da bu şekilde. Böyle denize doğru oynuyorsunuz. Mükemmel bir yerde. Evet arkadaşlar, şimdi Berna hokkabazlık yapmaya çalışıyor. Hangisini değil ama ben gene görmedim ki. Bak şimdi, bunda tamam mı? Tamam. O ne o? Evet.
Ama bir dakika, ben kamerayı... Tamam tamam, gördüm, evet. Ama ben yapamıyorum ki. Diğerlerini kaldırdığın için. Tamam, bitir artık. Tamam, hangisi? En sondaki. Allah aşkına, ama az önce bilememiştim. Ok atmaya geldik. Dirsekten çekebilir kadar geri çekiyor. Çık çık çık, çineye geçebilir. Çık 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 çık. Hadi iş yavay gaz olsun. İşte geliyor. Aha, bana geliyor. Evet arkadaşlar, ben anlatayım. Buralar bizim odamız. Evet, Evet, burası bizim odamız. Cüre evimizi açıyor şu an. Evimiz. Aç. Eve misafir olarak gidiyoruz. Gelin, bekleriz her zaman. Açtım. Evet arkadaşlar, biz şimdi gene balkonumuza geldik. Yanımız balkonumuz. Şöyle. Oturacağız şimdi burada. Bu arada arkadaşlar, biz buraya cuma akşam saat 9.30 gibi geldik. Bugün cumartesi, bugün kalıyoruz. Yarın sabah pazar dönüyoruz. Kampımız bu kadar. Sabah 12'de çıkış yapacağız kahvaltıdan sonra. Böyle yani. Bir gün kalıyoruz. İki gece bir gün. Söylemiştim ama bir daha söyleyeyim. Oh! Nurlandık. Yani bu kadar da olmaz be kardeşim. Oh my god. Ya hiç makyaj yapasım da gelmedi. Neyse, güzeliz. Sıkıntı yok değil mi Berna? Evet. Gülünü göster. Berna da nurlandı. Berna beni bu gülüyle resim çekti. Evet. Öyle biz oturacağız şimdi. Bu arada çok güzel kitaplarımızı aldık. Bir dakika. Bir dakika. Hemen göstermem gerekiyor. Evet Cüre Hanım, ne okuyorsunuz? Dorian Gray'in portresi. Eh seni be. Şimdi kitap okuma saati. Evet arkadaşlar, şimdi öğlen yemeği saatimiz saat 1 oldu ve yemeğe gidiyoruz. Şimdi yemekte de öğlen yemeğimizi size çekeceğim. Gidelim. Arkadaşlar, burada sesim çok çıkıyor bilmiyorum ama burada hava o kadar güzel ki, millet denizde yüzüyor şu an. Evet arkadaşlar, öğle yemeğimiz de bu şekilde. Balkonumuza geldik. Şimdi ben bu tarafa oturdum. Biraz da buradan görün. Balkonumuz şöyle. Buradan da böyle oteller gözüküyor. Ve deniz. Karşımız Yalova. Alt tarafta İzmir etimini göstermektedir. Daha anlayamazsın. Ya tarifi de yok. Ve o 3 gün boyunca da ben orada ilk başta tanıkayım dışarıdan. Ölüm sessizliği deniyor. Çın ses yok. Çünkü Kızılderen'in çok sevdiği bir lafı vardı. Der ki, sen susarsan her şey konuşur diye. İşte o insanların tam sustuğu, onların hiçbir şey olmaz, umut olmadan olmaz, haber server, umut benim için çok tembel bir şey. Evet arkadaşlar, şimdi çıktık. Evet, afet yönetim seminerinden çıktık. Şimdi birkaç fotoğraf çekilip gidiyoruz. Çünkü çok güzel manzara dönüyoruz. Evet. Dön. Şu manzaraya bakın. Şimdi üstümü falan, yani makyaj da yapmadık. Bugün yapsak çok doğal güzel olurdu. Hali. Ama neden yapamadık? Çünkü bugün dün çok akşam gece 3'te mi 4'te mi ne uyuduk, evet, biz? Evet, bayağı geç ondan uyuduk. Ondan sonra ve çay. Sonra da sabah 8'inde mi? Yok, ben 6'da kalktım. 7'de 6'dan 7'ye çevreyi kadar. Çevreyi gözlemledi. Evet. İşte video falan çektim. Bir de story attı. Neyse, onları geçiyoruz. Sonra sabah da 9'da kahvaltıya kalktığımız için çok erken kalktık. O yüzden çok üşendik. Yani bu bugün bayağı doluyduk, full doluyduk. Hiç aynen, o yüzden yoksa. Akşama kadar neler yaşayacağız? Evet, fotoğraf akşam falan yarın ya, makyaj falan yarın. Aynen, yarın güzel bir ama arkamız çok güzel. Umarım yarın da böyle olur diyeceğim. Tek ama yarın işte öğlen döneceğiz. Çünkü şuradan birazcık bulutlar gelmeye başlamış. Çok güzel. Derince de falan yağmur yağıyormuş zaten. Aynen, bayağı yağmur başlamış. Bay bay. Bay bay. Arkadaşlar, şu manzaranın güzelliği peki.
Bu arada yağmur yağdı. Yerler hafif ıslak. Şimdi odaya gidiyoruz. Ama odada da böyle balkonlarda çok güzel bir sarmaşık var. Orada. Biz ilk başta yapay sandık, sonra gerçekmiş. Orada resim çekileceğiz. Bakar mısınız? Şurada da var. Evet arkadaşlar, biz bu arada fotoğraf çekildik. Balkondayız şu an. Ablamlar yine nurlanmaya başladı. Şurada çekildik. Tam şurada. Storylerimizi attık. Evet abla, sendeyiz. Fuk Koçak adlı bir yazarımız geldi. Evet. Kendisi çok iyiydi. 99 depreminde 3 gün enkaz altında kalmış. Evet. Ve dizlerinden aşağısı işte gangren olup kesilmiş. Ve yaşantısını anlattı. Yaşamın ne kadar önemli olduğunu. Evet. Yani her zamanda şükretmeliyiz. Aynen. Engelleri aşmamız gerektiğini, baklava dilimli kapıları sahip öyle olmak zorunda değil diye. Herkesin kendine göre farklılıkları var ve evet, bunları sevmemiz gerekiyor. Parmak izlerimiz bile farklı. Evet. Her insanın farklı. Yani her birimizin parmak izi farklı. Öyleydi arkadaşlar. Çok güzel bir seminer idi. Yoksa bana mı öyle geliyor? Evet, sanki onun gibi yani bir kızılık geldi. Zaten evet arkadaşlar, tam da şu an gün batımını çekmek istiyoruz. 50 geçiyor arkadaşlar. Tam da Berna çok heyecanlı. Tam da voleybol maçı var. Bir saat sürecek. Evet. Şimdi voleybol oynamaya gideceğiz. Evet, birazdan gideceğiz. Çok güzel. Kitap tavsiyesi. Evet, söyle. Yaşamak ve Yuhua. Çok ablam çok beğendi. Çok etkileyici. Sonlara doğru Şevval da beğendi. Sergio. Hepimiz de sıra sıra. Çok trajedi bir kitap ama güzel. Evet, ben de Tül Akıl'ı çok beğenmiştim. Süper gazetesi, o da güzeldi. Yani o da çocuk kategorisi ne? Evet. Öyle arkadaşlar, seminerimiz falan çok güzeldi. Biz odaya geldik, fotoğrafımızı bir güzel çekildik. Şimdi birazdan Berna Hanım'ın voleybolunu izlemeye gideceğiz. Orada da nurlanırız belki. Bak gene nurlandık. Bugün çok ışık var. Burada gerçekten acayip ışık var. Hatta şu an ablam nasıl gözlüğünü takmıyor ben şaşırıyorum. Vay be diyorum. Hadi öyle. Birazdan voleybolu görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye. Kapatalım şöyle. Orada görüşürüz. Bye. Evet arkadaşlar, Berna'la şimdi voleybol oynuyor. Biz de kitap okuyoruz. Yaşamak. Evet. Bayağı ilerledim yalnız. Öyle, birazdan akşam yemeğine gideceğiz herhalde. Akıştayız gene. Evet. Hızlı gidiyor, ilerliyor. Çabuk da geçiyor zaman. Evet. Bitti bile. Yarın dönüyoruz. Evet. Çok güzeldi. Terapi gibi oldu yani. Bu akşam son akşam yemeği. Yarın kahvaltıdan sonra goodbye. Bye. Arkadaşlar şimdi size manzarayı gösteriyorum. Şu güzelliğe bakın. Acayip güzel bir gün batımı var şu an. Bayıldım. Evet arkadaşlar, akşam yemeğimiz de böyle. Ben çekmeyi unuttuğum için yedim ben, başladım. Berna da karabiber banyosu yaptırmış hepsine. Böyleydi yani akşam yemeğimizde. Son akşam yemeği. Evet arkadaşlar, herkese yeni bir günden günaydın. Bugün gidiyoruz. Şu an pazar günü bugün. Saatimiz de 9. Kahvaltımız başladı. Evet. Şu an kahvaltı yapmaya gidiyoruz. Odamızı topladık. Eşyalarımızı falan, her şeyimizi topladık. Burada bu arada akşam bayağı yağmur yağmış. Her yer ıslak. Islak çamur. Öyle. Ay gene hava çok güzel gidiyor. Çok kapalı ya hava. Evet ama çok güzel gözüküyor. Evet. Ondan sonra evet öyle işte. Eşyalarımızı topladık. Kahvaltıdan sonra çıkacağız. Evet. Şimdi kahvaltı gidiyoruz. Size son kahvaltımızı göstermeye gidiyoruz. Etrafta böyle bir manzaramız var şu an. Hava çok değişik. Her an yağacak gibi bir hava var. Yemekhaneye gidiyoruz. Evet arkadaşlar, son kahvaltımız da bu şekilde. Buraya da zeytin koyuyorlardan, ben zeytin almadım. Şöyle şevalden görebilirsiniz. Son kahvaltımız. Ve biz o kadar dakikiz ki. 2-2.5 hadi 3 olsun. O saatlerde uyuduk ama sabah hemen 8.30'da kalktık. Yarım saatte hazırlandık ve kahvaltı. Şimdi kahvaltı yapıp kahvaltıdan sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar, biz şimdi birazdan çıkıyoruz. Odamızda son videomuz. Evet, bitti. Çok özleyeceğiz odamızı. İki gece bir gündük. Odamız güzeldi bu arada. Evet, güzeldi. Çok güzeldi. Manzaramız olaydı.
Sabah kalkıp deniz manzarasında uyanmak efsane bir şeydi. Şimdi saat 10'u 8 geçiyor. Biz 10.30'da hareket edeceğiz. Öyle bakalım akıştayız. Selim'e kaldı ama. Bak önümüz sonbahar. Yoldayız. Sordum kimdir bu güzellik, insan olamaz. Öldüm sanki cennet böyle güzel olamaz. Evet arkadaşlar, herkese tekrardan merhaba. Şimdi indik, şu an kongre merkezine karşı geçtik. Yukarı çıkacağız ana yola, oradan otobüse binip eve. 1 saatlik yol gideceğim geri. Ben de. Öyle arkadaşlar, videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım bilgilendirici olmuştur. Böyle beğendiyseniz beğenmeyi, aklınıza takılan bir soru varsa da yorumlara yazmayı unutmayın. Öyle soru sorabilirsiniz. Gördüğüm zaman her zaman cevap veririm. Hadi. Ve kanalıma abone olmayı da unutmayın. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Görüşmek üzere.